Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Lichess Ork üzerinde 3 dakikalık satranç oynayacağız. 5 dakikalık biraz bekledim. Gelmeyince 3 dakikala döndüm. Tabii i̇stiyoruz ki daha uzun süre <laughs> daha uzun süre yapabilelim ama olmuyor. Rakip G4. Bunu daha önce biz kendimiz de oynamıştık. o yüzden belki daha dikkatli olmakta fayda vardır. Evet böyle yapmak istedi. C3, C6 oynayayım. G4 oynarsa alabilirim belki. Tam olarak bilmiyorum doğrusu ne yapmak gerektiğini. Deneyelim bakalım. Alalım. At C5. Bu riskli bir varyant o yüzden bilemiyoruz sonuçları ne olabilir. Vezir 5 fil D2 olabiliyor. 3 dakika olduğu için çok da uzun düşünmemek lazım tabi. File 7. Görecek mi acaba? Uzun ok atacağını tahmin ediyoruz ama rakip tabi A4 önerdiği için uzun ok atmak da tehlikeli olabilir. Şimdi vezir A5 belki daha anlamlı olabilir. Çünkü E4 piyonunu istiyoruz. Uzun ok atabilir. Ama uzun nokta çok da rahatsız olacağımız bir şey değil. Evet <laughs> kimimizin reytingi 2719. Gerçi kendi resmimi biraz küçültürsem geçen sefer de öyle problem olmuştu ama bir de resmini biraz küçülteyim reytingi görünsün rakibimin. Evet bakalım rakibimin kale G1 orijinal hamlesi ona kısa rok attırmıyor o yüzden ee, acaba vezir B4 mı oynasam? Alınca bunu alıyorum. Kale B1 geliyor C3'ü alamıyorum. Ya da vezir B4 olabilir aslında. Fil e6 olabilir. Fil C4 gelmesin diye. Gece 4 gelirse bir şey oluyor mu? Peki. Zamanı çok iyi kullanamadım galiba ama olsun. Vezir B4 gelsek. Vezir'in güzel bir karesi oluyor aslında. Piyon yapılarımızı birazcık dağıtıyoruz ama. Alarak oynamak belki daha iyi olabilirdi. Hatta alsam mı yoksa at d oynasam? At d aldı aldık. Peki. Atımızın pozisyonu iyileştirmek isteyebiliriz. Şimdi. Şimdi alsam mı acaba? Hmm, vezirle aldı. Bunu beklemiyordum. At 5. Sonra geldim aldım. Atımız fena durmuyor ama çok tempo kaybediyoruz. Direkt alsam at 5 gelsem. B 3 oynasa at D 3 bir şey kazanıyoruz mu? Onu da göremedim. Fiatte 5, ate 5 gelelim. Atımız B4'te fena durmuyor diye düşünüyoruz ama bakalım. Zaman faktörü kötü. Benim burada bir zayıfım var. Onun vezir kanadında biraz zayıflıkları var. Belki A5 yapmaya çalışabilir. Bunu çok beklediğimi söyleyemem ama herhalde güzel bir hamle. Alsak, Evet şahımız biraz ortada ama şah D7 ile belki. E, konumlanabiliriz. Ah. Son hamlem iyi olmadı galiba. G6. Cık. Son hamlem kötü oldu. Bunu da alsam. Zaman zaman yetmeyecek sanki. Evet. Burayı iyi oynayamadım. Beraber yapsam iyi olacak. Zamanım yok çünkü. Beraber teklif edeyim. Belki kabul eder. Evet yani iyi boyun olmadı ama çok yavaş oynadım. Belki hızlıca analiz yapıp başka boyuna geçebiliriz. Şu zamanı <laughs> yetiştirebilmeyi çok istiyorum ama bir türlü yetiştiremiyorum. Evet e, belki teoridir burası. Makine analizi gelene kadar. Ee, ya pozisyonumun tabii iyi olması lazım da belli bir yerden sonra ama zaman faktörü o kadar önemli ki kazanç bile olsa kazanmamak mümkün. Rakibin e, atta 5 hamlesi iyi zannetmiştim ama herhalde bu da kurtarmıyor rakip için. Eee peki Vezir 2. Burada d5 varmış. d5'i tabii ki normalde dediğim gibi zayıf yondan kurtulmak için düşünmeliyiz ama ben o sırada bu hamleyi düşünmedim. d5 çok güçlü çünkü de 4 yapmak istiyorum sonraki hamlede. Ve rakibin nasıl cevap vereceği belli değil. Aldıktan sonra ancak aldığımda şah çekmesi onu kurtarabilir. Ama o da e, hala Kolay değil çünkü b3 de boşta olacak. Belki bunu bile oynayabiliyoruzdur. E mesela oynadıktan sonra şah çekince şah f8 söz gelimi ve ee daha sonrasında bir takım şeyler istiyorum. d4 vezir b3 gibi. Fil d2 oynar ise o zaman b3 piyonu alabilirim. Tabii makinenin analizine ihtiyacımız var. Çünkü makine d 5ten sonra alıp alıp fil b5'e şah f8 büyük ihtimalle verecek. Sonra fil d2'ye vezir b3 alacak. Evet artı eksi 3 veriyor ama... İnsan tabi çekiniyor. Onun şahının zayıf olması çok önemli bu arada. 3 vermesinde. Yoksa piyon kazanmaktan ziyade şahın pozisyonu zayıf. Buralar normal. E, Atay 5 hamlen belki en iyisi değildi ama evet bu pozisyonda piyon fazlayım. G4 hamlesi çok saçma geldi bana. Karede 4 yapıp kaleleri çiftlemek ve aynı zamanda e, almak isteyebilir diye düşünmüştüm. Ama bundan emin olamamıştım yani. Bunu nasıl tutacağız ama kale h6 var herhalde şansıma. Kaleleri böyle çiftlemeye çalışırsa kale h6'yı tutuyorum ve evet yani şansıma derken başka hamleler piyon kaybediyor çünkü. Neyse enteresan bir oyun oldu. E, yeni rakip diyebiliriz e, o sırada. E, oyuna bakabilir. Evet geldi. Random. E, 4 oynayalım. Londra sistemi hızlı bir şekilde taşları çıkıp zamandan kaybetmemek için fena değil. E, fil F4. Bakalım. E, fil D6 oynadı. Daha önce attı 2 oynamıştık. Yine oynayalım. Fil G3 temel hamle. At E5 temel hamle. Attı 2 temel hamle değil bildiğim kadarıyla. C5. At 5 oynayalım peki. Normalde burada ee, pek çok hamle mevcut. Acaba nasıl oynayacağım? Yine düşünmeye başladık. Hızlı oynayacağız dedik ama çok da hızlı olmadı. Peki. D3 At D7, At C6, At F D7 hangisi bilmiyorum. Ama At F3 ile koruyabilirim. Londra sisteminde tipik hikayeler. Rakibim de At'ı E4 karesinde koyup F6 yapmaya çalışabilir veya bir diğer şekilde eee yapmaya çalışabilir. Çünkü atın gidecek birçok karesi var, h5 dahil olmak üzere. E4'e gelip bunu yapma fikri fena değil. Ama bakalım. Eee rakibimizin bu yaptığı doğru mu? Tam emin değilim. Örneğin C6'yı aldım. F4'ü aldı. C6'yı aldım, F4'ü aldı. Geri geliyorum. C6'yı aldım. C6'yı aldı, D6'yı aldım, E4'ü aldım, C5'i aldım. Peki enteresan. Deneyelim. Çok emin değilim f 4ü alırsa geri gelebilirim. Neyse okları çizme. <laughs> okları çizme konusunda da çok iyi değilim. Evet rakibim şimdi eğer C6'yı alırsa e, belki D6'yı alıp daha sonra e 4 alıp C5'i alıp oynamaya çalışabilirim diye düşünmüştüm. Um, ee, belki Bizi A4 de enteresan görünüyor. Alıp C5'i alsak. Hatta 2 gelsek. Rok atsak fil D3'e mi koyuyor? Evet onu da çok sevmedim doğrusu. D5, Vezir A4. Vezir A4 ilginç geldi. Fil A6'yı kesiyorum. Aynı zamanda belki Vezir A3 yapmak istiyorum. Standart bir fikir bu. Ee, çünkü aldıktan sonra bunu yaparsam belki Vezir A3'ler ortaya çıkabilir. Ama fil A6 rahatsız edici tabii ki. Böyle aldı. Ben böyle almak istiyorum. C, D almak... Yani C, D almak tabii C dikeyinde baskıyı arttırmak için iyi olabilir ama rakip C5 oynayabiliyor. O yüzden c5'i bekleyebilirim şu anda. Acaba feda edebilir mi c5'i? Aldım e4 dc5. O böyle yapmak istedi. Peki rok atalım. Bila altı gelirse alabiliriz. At e5 oynayabiliriz. Ee, direkt at e5 oynamak istiyorum ama. Başıma bir şey gelmeyecekse. Atı böyle almak istiyorum ki c5 karesini biraz denetleyelim. Hem de aynı zamanda f3 sürebilelim. Zamana dikkat edelim tabii bir de. Şimdi alalım mı? Alalım tamam. C6'yı alamıyorum nasılsa. Ha böyle almayı tercih etti. Bunu görmedim. Bunu alıp Acaba şahımız çok mu zayıf kalacak? Vezirle bunu alsam sonra. Tabi yapacağı hamleye bağlı. Belki vezirini kaçacak. Yapmadı. Umuyorum şahım zayıf değildir o kadar. At F2, vezir E3'ler. etkili olabilir. Şimdi fil d3'e dönebilirsem, atı yok edebilirsem, kaleye bir gelebilirsem herhalde piyon fazlalığımı konuşturabilirim. O da b dikeyinden belki oynamak isteyebilir. Evet aynen böyle yaptı. Peki. Kale B1, at D2, kale A1, e sonra kalem sıkışıyor orada direkt kale e1 gelsem sonra f3 yapmaya çalışsam vezir g5 yapıyor e6'yı alıyorum vezir h3 geliyorum falan filan tam emin değilim hangisini feda edeceğimi düşünüyorum şu anda b3 yapsam c3'ü feda etsem bir düşünce olabilir peki burayı tam karar veremedim zaman da kalmadı zaten Bundan sonra kör dövüşüne e, geliyoruz. At c3 alırsa kale e1 belki düşünülebilir. Filmin orayı kontrol ediyor olması hoş tabi ama taşların bir tuhaf duruyor. Bu durumdan kurtulmak istiyorum. Öncelikle. Neyse zamanda o da geri kaldı. Güzel bir şey. Bakalım nasıl saldırmak isteyecek çünkü F2 kalem hassas hala. Oraya bir baskı uygulamaya çalışması lazım. Onu hesaplıyor büyük ihtimalle şu anda. Hani alabiliyor muyum acaba F2? Evet. Tahminimiz doğru çıktı. F2'yi aldı. Almak zorunda değilim. Kale a1 yapabilirim. Kale a1'e ne önce acaba? Kale a1, at4 geri gelecek. Fil d3 yapıyorum. Alsak ne oluyor? Berabere mi? Kale a1 yapayım. Göremedim. At4, fil d3 belki da alıp fil d3 oynayalım. Burayı iyi oynamadığımı hissediyorum ama bakalım ne kadar kötü. Çünkü zamanımız kalmadı. Ne ee, bunu yapabiliyor muydu ya? Ben yapamıyor diye düşünmüştüm ama yapabiliyormuş. Şu an mat istediğim için Vezir üçlü filmi alamıyor. Onda zaman çok az kaldı. Neyse. Riske atmayalım. İki tane şah çekeyim. Şimdi mat olmamaya çalışalım. Artık zamanla oynuyoruz. Evet zaman ama son bölümler tabii ki sayılmamalı. Son bölümleri saymıyorum. Of 2'den sonra kayıp mı ediyordum acaba? Onu merak ediyorum. ben buralar kayıptır ama. Bir de önce şu pozisyona bakmak istiyorum. Şu pozisyonda kale F8'den sonra flash yedi olmuyor diye düşündüm ama belki de flashidi direkt kazanıyordur burada. Flashidi aldım. vezir E3'e kale F2 kapatıyorum. Aa mat oluyorum ama vezir böyle gelince ata 2 mat yapıyor. Neyse iyi ki böyle bir oynamamışım çünkü flashidi güzel görünmüyordu. Eee at F2 fedası doğru galiba rakibi. Tam göremedim makine ne söylüyor ama evet. At F2 doğru ama nasıl cevap vereceğimi göremedim. Belki de kale A1 idealdir. Çünkü aldıktan sonra rakibin fikrini sonra fark edebildim. Vezir E3 geliyorum almak istiyor alıyor ve birdenbire az önce söylediğim gibi taşların garip pozisyondan ötürü hiçbir şekilde savunmaya dönemiyorum yani. Böyle bir savunma şekli yok. O yüzden Vezir C6 kale b 8 sonra belki burayı daha iyi oynamam gerekiyor olabilir. Makine herhangi bir şey önermiyor ama at F2 güçlü olduğuna göre evet burası daha daha iyi oynanmalı. Örneğin ben tabii f 2yi bırakmak istemedim. Makine böyle oynamayı öneriyor ama Vezir'i bir yere oynayıp içeriye sızmaya çalışırsa ne yaparım? Çok emin olamamıştım açıkçası ama makine şu varyantı öneriyor. Demek ki Korkularım yersiz vezir geldiği zaman örneğin belki de bunu oynuyorumdur ve hiçbir şey olmuyordur ee, rakip evet vezir belki burayı hesaplamam gerekiyordu e, burayı iyi hesaplayamayınca tabii az zamanda 16 saniyede e, ucuz numaralar peşinde koşmaya başladık ama sonrasında tabii ki <laughs> beraber yapmak lazımdı ama neyse enteresan bir oyun oldu açılış bölümünü biraz daha incelemek gerekebilir burada oynanmış oyunlar çıktı bu arada e, file 4 direk almışlar. Buradaki fikir benim de az önce oyunda vurguladığım gibi alıp B2 aldıktan sonra DC5 yapıp işte Vezir D4 olabilir ya da At D2 olabilir diye düşünmüştüm. Ama fila A6'dan çekindim doğrusu. Ee, ama herhalde burayı eksik hesapladım. Çünkü fila A6 fil D3'ü aslında yapamıyor. Çünkü bir piyon istiyorum öncelikle. Ve bunu daha önce beyazlar kazanmış ama pozisyonları iyi miymiş e, bilmiyorum. Burası riskli görünüyor. Ee, fil D6 Vezir D6. Evet burada Vezir A4 hamlesi enteresan bir şekilde birinci sırada. Doğru hamle gibi görünüyor en azından ilk bakışta. Ancak belki de burada daha farklı oynamam gerekiyor CD'den sonra. Avantaj istiyorsam CD alıp oyundakine benzer şekilde oynamam gerekiyor. Kaleyi CLK için boşaltmak, aynı zamanda oyunda elde ettiği karşı yönünü elde izin vermemek için. Yine A5 oynarsa mesela oyundaki gibi e, Rok'tan sonra kalemin C1'e gelmeyi tehdit ediyorum. O yüzden biraz baskı olabilir. Veya direkt C5 oynarsa bu sefer e, rok atıp oynayabilirim. Çünkü aldıktan sonra vezirle alabiliyorum. Fena pozisyon olmuyor sanki. Peki. Devam edelim. <laughs> e, neyse hızlı hızlı geliyor olması iyi. Üçüncü oyunumuz. Bir daha bunu oynayalım. Daha önce İskandinav oynuyordum. Şimdi Filidor savunması oynuyorum. Bakalım oyun sonuna gidecek mi? Rakibim yine gitmedi. Az önce kale g oynamışlardı. Şimdi Fil C4 ana varyant oynanıyor. Rok rok. H3 böyle oynayayım. Burada B6 H6 birkaç tane hamle var ama H6 bunları daha önce denemişliğim var. Kale E8. Belki vezir C7 at F8 veya fil F8. Belki vezir C7. Piyonumuzu destekleyelim. Filime atımı koyacağımızı bilmiyoruz. Ama rakip böyle oynayınca atı koymak daha mantıksız gelmedi. Çünkü hem burayı hem burayı kontrol etmeye çalışıyorum. Alırsa alacağım. Genelde bu tip fikirleri İspanyoldan, İtalyandan hatırlıyoruz rakibimiz yapmaya çalışıyor. Ama biz de sağlam duruyoruz şu anda. Yine piyon yapımız İspanyol gibi, İtalyan gibi duruyor. <laughs> evet, filmi istiyor. Vezir F3 ile atak yapmak istiyor. Almak fil çiftini vermek demek ama bazı durumlarda fil çiftinden vazgeçebilirim. Tabii iyi bir sebep görüyorsam. Bu, bu atı burada tolere etmek istemiyorum doğrusu. Ama e, fil B4 vesaire incelemem gerekiyor mu? Vezir F3'ten sonra mesela. Yok ben normal alacağım bunu. Daha sonrasında e, fil B4 oynayasım var. Kale AD8 mi önce yoksa? Neyse fil B4 oynayalım. Çok da emin değilim doğrusu yaptığım şeyden. E piyonunu birazcık daha güçlü bir şekilde oynatmak istiyorum. Belki ileriye doğru. Örneğin şu anda E4 oynayabiliyorum galiba. Filin E4'de ne oynayacak acaba? 4 Oynayalım ya. O kadar kötü görünmedi. E5 karesini belki kullanabiliriz gelecekte. Yani zaman konusunda birazcık daha iyi olabiliriz. Atı E5'e koyabilirsem iyi olacak ama tabi fil F4'e izin... Ha, güzel. Bunu gördüğüme sevindim. Çünkü belki atlarla oynamak bu durumda birazcık daha fena olmayabilir diye hissediyorum. Atı C5 karesine yerleştirebilirsem özellikle. Şu piyonu koruyacak herhalde. Peki alsam mı yoksa? B dikeyinden oyun elde etmek istiyorum. Peki alalım. Hızlı bir şey göremedim. Kaleye gelelim. Ata eğer yerleştirebilirsen fena pozisyonum olmayacak. Buna B6 planlamıştım. Zaten rakibim bu tarz bir oyun elde etmeye çalışacak diye. Buna böyle. Sonra C5. Fena olmayabilir belki. Çok da iyi olmayabilir ama zaman konusu dışında problemim yok. Fili belki gelmek isteyebilir. Şimdi evet, AT5. Mi yoksa. Neyse AT5. Burayı hızlı oynayayım. Gerçi bu atı istersen nereye gidiyor ki bu at? Ondan da emin olamadım doğrusu. AT5 yani. Neyse. Göremedim. B5. Be kale geri geldik. Evet atı istersen ne yapıyorum? Hala göremiyorum orada. Konuşuyoruz konuşuyoruz. <laughs> Göremiyoruz. Açmaza mı aldırsam kendimi? Evet biraz tıkandım burada açıkçası. Alıp kalemi kaçsam. Aşağı doğru giriyor. Sonra. Ben sağ ben selamet. Peki. Hoş olmadı sanki. Sevmedim yaptığım şeyi ama biraz mecburiyetten yaptım sanki. Filler çok güçlü oldu. burada bir e, sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Evet pozisyonumu özgürleştirmem gerekiyor. Biraz sıkıştık. Şahla mı alsak acaba onu? Şahla alayım. <laughs> Askı altındayım. <laughs> Yardım. Kale ayrılır saatte 5 var. Karşı oyun demek. O yüzden ayrılmayacaktır. <laughs> Planımız ne olabilir acaba? Ekip ayrılmadığı sürece bir şey yapamıyorum. Aa piyonum boşta kalmış ya onu fark etmedim. Kale 6 Neyse bunu oynayacağız o zaman. Oluyorsa oluyordur. Olmuyorsa da ne yapalım. At D5. Evet 30. 20 saniye fark olması hoş olmadı. A. Demek öyle. Bir dakika yanlış oynuyor mu sanki? Hadi kemik süreceğim belki. Karşı oyun geliyor. Dur. Alırsa kaç? Allah Allah. Neler oluyor? Ay Yanlış oynadım. Tüh. Kazanacak gibiydim ya. Beceremedim. Kazanç oldu bu arada ama beceremedim. Nasıl başardım bunu? Otomatik hamle yapabiliyor muyum acaba? Ay. Ay. Yüreğime iniyordu. Saçma sapan 3 dakikalık oyunların etkisi. <laughs> bu ne ya böyle? Çok stresliymiş. Ay. Neyse, bu da enteresan bir oyundu. <laughs> 2700'e doğru gidiyoruz böyle yavaş yavaş. Bakalım ne olacak. Abuk bu oyunlar oynuyoruz ama. Evet bunu son zamanlarda denemeye çalışıyorum ama açılışı çok da iyi anladığımı söyleyemem. Evet buralar daha önce oynanmış. At F5. Daha önce fil E6 oynamışlar. Ve fil F5 almışlar. Makineye göre ee, benim yaptığım hamle de fena değil. Peki fil F5, E F5 fil B4. Yani zaten ee, burada bir şeyler görmüyorsanız sıkıntı. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Fil çiftini verdim. Büyük ihtimalle buradaki kararlarım doğru olmadı. Daha önce oynayan oyuncu da kaybetmiş ama. E, Gabor Pop siyahlarla kaybetmiş ama. Sanırım pozisyonda problem yok yani. Probl problem oynayışta oldu. Ben buraları kötü oynadım çünkü evet. Ee, buralar daha iyi oynanabilirdi. Atım F6'da çok güzel aslında bu. Ee, D7'deki atım problemli. Ondan kurtulmam gerekiyor. <laughs> Belki de at C5 gibi bir şey. Oynayıp alıyorsan al demem lazım. Bu piyonu e, pardon piyonlarımı zedeliyorsan zedel demem gerekiyor. Çünkü tamam belki e, atın bir şey saldırmıyor ama güzel karede duruyor. Böyle düşündüm. Şimdi c5 çünkü oyunda hatırlarsanız çok e, can sıkıcı bir baskı altında kalmıştık. Ve atımız e5 karesinde stabil değildi. Onu koruyacağız diye cebelleştik. Pozisyonumuzu özgürleştirmeye çalıştık. At d5'e fırsat verince tabii ki arkamıza bakmadan atak yapmaya çalıştık. Ama bu pozisyonu zaman sıkışması oynamak zordu. Fakat burada kazanç olduğu için bir şey diyemiyorum. Çok hızlıca makine açayım. Ee, makineyi. Evet E4 hamlesi boştaymış zaten. Bir dakika nasıl boşta? At E4 vezir E7 diyor. Vay ikimiz de kaçırdık. Rakibim de kaçırdı. Burada ben kaleyi alabilirim diye düşünüyordum ama iki tarafında kaçırdığı bir şey var. At F6, G F6'dan sonra flash 6. Wow. <laughs> Çok iyiymiş. Vezirle gelmek istiyor ve ne yapacaksın diyor yani. Sen tamam güzel görünüyor şimdilik ama Filmde var. Her şey var. Vay be. Yani Vezir g 4ten sonra at feda etmek zorundayım herhalde. Atı da vezirle alıyor bu arada. Yani sorun. Atı kapatabiliyorsam neyse. Vezir H5 de gelmek istiyor. Örneğin böyle yapmam da yeterli değil. Vezir H5 de çok güçlü. Evet. Zor görmesi zor bir motifti. Beni hataya zorlayan. Zaten E4'ün bir hayrını da görmedim açıkçası. <laughs> Dolayısıyla niye sürdüm ben de bilmiyorum. Ee, belki biraz daha hazırlık yapmam gerekiyordu. Evet, burada E4 yerine normal gelişimi sürdürmem lazım. Kale d 8 olabilir belki. Neyse E4. Evet, rakibim görmeyince pozisyonumuz fena değil. Ama burayı iyi kuramadım bence. Tamam, atı da vermem kötü değil ama... Evet, burada gördüğünüz gibi beyazın sazı eline aldığı pozisyon ve bence... Artık burada at C5 gibi bir radikal hareket yapmam gerekiyor diye hissediyorum. Makine de a 5 al diyor. Çok da üzülme diyor, atını B6'ya koymaya çalışırsın belki. Ama filaya dalırsa da ne yapacağım? O zaman E5'e mi koyacağım? Belki o zaman evet, mantıklı olabilir. BA5, İlahi almaya çalışsa belki atta 5 mi zıplayacağım? Yani o C5 de varmış. Fil sıkıştırma fikri var yani kale A8 ile. Evet tabi bu ince hesabı yapabilmem lazımdı. B A5 güzel hamleymiş. Ve rakibim piyon feda ettiğiyle kalacaktı belki de. Evet bu e, kaçırdığım hamle olabilir. E, bunun dışında pozisyonumun kötü olduğunu hissedebilmiştim. Kale E7. Yani kötü de olsa oynuyoruz burayı. G4. G6 çift soru diyor. B A5 alabilirim hala tabii. Burada kayıp olması lazım. Zaman sıkışmasında kahraman yok ama burada sazı elimizi almaya başladık ama buraları da iyi oynadığımı düşünemiyorum. Neyse. Biraz şansın da yardımıyla <laughs> kazanmayı başardım. Evet arkadaşlar. En azından oynayarak bir geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Umuyorum videoları beğenirsiniz. YouTube'un algoritmasına atılması bakımından önemli tekmeleri beğenilerinizle bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.